Merhabalar. Bu videoda güvenilirlik analizinin SPSS'de nasıl test edildiğini, nasıl yorumlandığını ve neyi ifade ettiğini anlatmaya çalışacağız. Öncelikle güvenilirlik analizini yapabilmek için ya da öncelikle güvenilirlik analizinin ne olduğunu bir ifade edelim. Güvenilirlik analizi aslında bir ölçüm sırasında, bir araştırma sırasında ilgili soruların ya da ilgili ölçeklerin, ifadelerin herkes tarafından benzer şekilde ya da aynı şekilde anlaşılıp anlaşılmayacağını gösteren bir test tekniği. Yani bu soruyu birden fazla 500 kişiye de yapsanız benzer sonuçlar veriyorsa, 1000 kişiye de yapsanız benzer cevaplar alıyorsanız demek ki bu ölçeklerin güvenilirliği yüksek anlamı taşıyor. Diğer taraftan bununla beraber ölçülmesi gereken özellikle ölçek geliştirme sürecinde karşımıza çıkan bir kavram daha vardı, geçerlilik kavramı. Geçerlilikte de ölçülmek istenen şeyin gerçekten doğru manada ölçülüp ölçülmediğini görüyorduk. Yani biz ölçmek istediğimiz şey diyelim ki tutum ama gitmiş niyeti ölçüyoruz. Niyetle ilgili soru soruyoruz. Demek ki burada sorduğumuz sorular tam olarak istediğimiz şeyi ölçmüyor. O zaman bunun geçerliliği düşük oluyor. Bu noktada geçerliliği test etmek için genelde mesela faktör analizi, açımlayıcı faktör analizi en fazla sık sık kullanılan bir teknik. Daha önce bunu anlatmıştık. Burada açımlayıcı faktör analizinden sonra genelde bu şekilde bir yol izleniyor. Geçerlilik sağlandıktan sonra ilgili değişkenler belli gruplara, alt bileşenlere ayrılıyor. Bu noktadan sonra o alt bileşenler için bir de güvenilir olup olmadığını test edilmesi gerekiyor. Bu noktada da güvenilirlik testi ortaya çıkıyor. Yani geçerli olan her ölçek aslında güvenilirliği de sağlamış oluyor. Biz yine de bunu teyit etmek istiyoruz. Ama her güvenilir ölçüm geçerli değildir. Buna dikkat edelim. Dolayısıyla bu noktada özellikle ölçek geliştirme sürecinde geçerlilik ve güvenilirliğin yapılması sık sık karşımıza çıkan bir problem, bir ihtiyaç oluyor. Şimdi güvenilirlikle ilgili en önemli kavramlardan birisi Cronbach alfa kavramı. Burada Cronbach alfa değerlerine bakarak bu değerlerin bir belirli aralıklarda olduğu zaman güvenilir olduğunu söylüyoruz. 0 ile 1 arasında bir değer alıyor. Bununla ilgili de burada verdiğimiz bilgiler doğrultusunda 0 ile 0,40 %40 aralığında ise güvenilir ölçek değil diyoruz. %40 ile %60 aralığında ise ölçek az güvenilirlik sağladığını söylüyoruz. Yani düşük güvenilirliğe sahip. %60 ile %80 aralığında olduğunda da oldukça güvenilir ölçek diyoruz ve %80 ile 1 aralığında olduğunda da son derece yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğunu söylüyoruz. Bizim burada amacımız 1'e yakın olmasını sağlamak. Ne kadar 1'e yaklaşırsa o kadar ölçeğin güvenilir olduğunu ifade ediyoruz. Bu kapsamda mevcut örneğimizde şunu söyleyebiliriz. Yeşil tüketici davranışıyla ilgili, yeşil tüketici ile ilgili 40 tane sorumuz var. Bunların geçerliliği daha önce test edilmiş faktör analizi ile, açımlayıcı faktör analizi ile bu sorular alt bileşenlere 9 ayrı faktöre yüklenmiş. Biz burada 9 ayrı faktörden sadece ikisinin güvenilirliğini test etmeye çalışacağız. Bu kapsamda öncelikle şuradaki soru adetleri üzerinden hareket edeceğiz. Analyze kısmına geliyoruz. Analyze kısmından Scale kısmına geliyoruz. Burada Reliability Analysis kısmını seçiyoruz. Burada gördüğümüz gibi şuraya şu şekilde bir sayfa önümüze geliyor. Buradan ilgili atmak istediğimiz ölçekler, dediğim gibi daha önceden SPSS'de yaptığımız için soru 8, soru 9, soru 12, soru 16, soru 18, soru 24 ve 25'ten oluşan bir ölçeğimiz var. Bu alt bileşen yeşil tüketici davranışıyla ilgili bu şekilde bir faktöre yüklenen ölçeğimiz var. Daha önceden geçerlilikten elde etmiştik. Bunları attıktan sonra güvenilirlik analizinde şunu söyleyelim. Bu analizi yapmak için en azından iki tane ölçümün olması lazım. İki ve daha fazla ölçeğin değerlendirilmesi lazım. Önemli bir varsayım. Bunun dışında normallik varsayımının yine sağlanması lazım. Varsayımlarına değinecek olursak. Bu ikisi önemli. Buradan istatistik kısmına geldiğimizde burada da özellikle biz ölçek geliştiriyorsak eğer detaylı bir şekilde güvenilirlik analizine bakıyorsak şu gördüğümüz seçimleri yapmamız lazım. Item'larını, ölçeklerini, bunların scale derecelerini, bunlardan birini sildiğimiz zaman derecenin etkisinin ne olduğunu bunları görmek istiyoruz. Bunları istiyoruz.
Ayrıca ortalamaları, varyansları, bunları da istemekte fayda var. Korelasyonları, ilişkileri de istemekte fayda var. Zaten faktör analizinden sonra yaptığımız için faktör analizinde birbiriyle ilişkili olan gruplar oluşmuştu. Bu alt bileşenleri şimdi birbiriyle ilişkili olmasını bekliyoruz. Zaten literatürde de %25'in üzerinde en azından bir ilişki olması lazım güvenilir çıkması için. Ayrıca negatif bir ilişki olmaması lazım. Bu da önemli bir anekdot. Yine aynı zamanda şurayı da seçiyoruz. Bu da önemli bir bilgi veriyor bize. Yine Türkiye Test of ADT'yi de seçiyoruz. Burada ANOVA kısmında da normalde NOM kısmı seçili oluyor. Biz burada F testini seçiyoruz. Biz şu anda inter itemlarda da yine correlate kısmını seçmemiz yeterli. Detaylı bir şekilde güvenilirlik analizi yapmaya çalışıyoruz. Bunların hepsinin yorumu ve anlamı var. Siz bu kadar detaylı yapmaya da bilirsiniz. Burada önemli olan şurası. Bunun dışında işte korelasyon değerleri. Bunun dışında siz sadece bunlarla da güvenilir olup olmadığını test edebilirsiniz. Ama biz detaylı bir şekilde bakacağız. Continue dedik. Alfa değeri, bu model kısmında bakın birden fazla seçenek var. Bunların da farklı farklı şekilde güvenilirliği test eden yöntemler ama sık sık literatürde kullanılan ve bizim de burada test edeceğimiz Cronbach alfa değeri. Bu seçiliydi zaten. Okey diyoruz ve ilgili sonuçlar geldi. Bakalım 7 tane sorumuz var. Bunların Cronbach alfa değerlerini bakalım. Burada %83.4 olduğunu görüyoruz. Ve bu değerin yüksek derecede oldukça güvenilir bir ölçek olduğunu ifade ediyor bu ölçeğimiz. Oldukça güvenilir olduğunu söylüyoruz. Daha önce geçerliliğini de açımlayıcı faktör analiziyle test etmiştik zaten. Bu kapsamda her bir sorunun ortalama değerleri veriliyor. Burada tanımlayıcı istatistiklerde. Bizim için önemli olan özellikle ölçek geliştirirken değerlendirmemiz gereken bir tabloda burası. Korelasyon matrisi. Burada değişkenler arasında, ölçekler arasında, ölçümler arasında en azından %25, 0.25 düzeyinde bir ilişkinin olması bekleniyor. Ve negatif ilişki olmaması gerekiyor. Bunlar sizin güvenilirlik derecelerinizi düşüren unsurlar. Böyle bir durumda soru atma gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Biz örnek olsun diye soru atma versiyonunu da göstermeye çalışacağız. Bu noktada bu baktığımızda bu matrikste, korelasyon matriksinde 0.25'in altında bir ilişki gözlenmiyor. Dolayısıyla hepsi bu ölçeği önemli derecede temsil ettiğini söyleyebiliriz. Bu noktadan hareketle herhangi bir sorunun atılmaması gerektiği kanaatine varabiliriz. Ama sadece bununla hareket etmek de doğru değil. Başka şeyleri de diğer tabloları da birlikte değerlendirmek lazım. Mesela bu diğer tabloda da yine özet olarak ölçeklerin istatistiğini veren ölçeklerin genel ortalaması, mesela itemların ölçeklerin ortalaması 3.80'miş. Minimum maksimum değerleri de önemli. Yani buranın aşırı uç değerler olmaması lazım. Arasında çok büyük fark olmaması lazım ki bizim bu değerlerimiz birbirine yakın anlam ifade ettiğini ve birbiriyle ilişkili olduğunu söylemiştik. Bu nedenle de güvenilir bir ölçek olması gerekiyor zaten. Buradan da onu teyit etmiş oluyoruz zaten. Çok büyük bir aralarında fark yok. Diğer tablomuzda da toplam istatistiği gösteren kısımda da burası da çok önemli. Bu tabloda neye bakıyoruz? Özellikle şuraya çift tıkladığımızda bakın burası Cronbach alfa değerlerinde eğer diyor ki bir tane değeri silerseniz sizin Cronbach alfanızda güvenilirlik değerinizde düşük ya düşme ya da yükselme olup olmadığını gösteriyor. Yani siz soru 8'i sildiğinizde yeni Cronbach alfa değeri %81.5'e düşecekmiş. Şu anda neydi? %83 üzeriydi. Düşecek diyor. Eğer soru 9'u silersen %80'e düşer diyor. Soru 12'yi silersen %81.3'e düşer diyor. Burada her biri bu ifadeyi çıkardığımda Cronbach alfa değerinin kaça düşeceğini ya da kaça yükseleceğini gösteren bir durum. Önemli, burası çok önemli. Özellikle ölçek geliştirirken burası her zaman böyle güzel gelmeyebilir. Bazen bir soru bu ölçeğin çıkardığınız zaman derecesini %83'ten %87'ye çıkarabiliyor. Dolayısıyla bu sorunun diğer tablolara da bakarak çıkarılması gerektiği kanaatine varabilirsiniz ve bu soruyu çıkararak güvenilirlik derecenizi yükseltebilirsiniz. Bizim buradaki sorularımızın hepsi güvenilirlik derecesini düşüren cinsten. Yani bunlar önemli ölçekler ve bunların hiçbiri çıkarılmaması gerekiyor. Bunu söylüyor. Eğer bunlardan birini çıkarırsan diyor mevcut güvenilirlik derecen %83'ten %81'lere 80'lere düşer diyor. Dolayısıyla biz burada çıkarmamayı tercih ediyoruz bu aşamada. Bu tablo önemli bir bilgi veriyor. Yine burası da
R kare değerlerini veriyor. Bu da bu mevcut ölçek içinde her bir sorunun bu ölçeğe modelde ne kadar bir öneme sahip olduğunu gösteriyor. Mesela 8. soru %35,8'lik bir oranda bu ölçeği açıklıyormuş. Bunu gösteriyor. Yine korelasyon değerlerini de veriyor. 8. sorunun mesela bu ölçekle ilişkisi %56,8'miş. Her bir sorunun ölçekle ilişkisi de burada veriliyor. Ayrıca burada da yine varyans ve bir ölçeği çıkardığında varyanstaki değişimi gösteriyor. Ölçeği çıkarttığımızda ortalamadaki değişimleri gösteriyor. Ama bizim için en önemli kriter şurası. Dediğim gibi burayı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Soru atıp atmamaya buradan özellikle karar veriyoruz. Bir diğer ölçeğimiz de yine tablomuzda. Bu tabloda da varyans ve standart sapmalar, ortalamalar genel olarak 7 ifadenin verilmiş. Evet, bu tablo önemli. Bu tabloyu da yorumlarken seçim yapmıştık ya, ANOVA sonucunda F testini ver demiştik. Burada da şunu görüyoruz. Burada ölçekler arası, ölçümler arasındaki durumda significant değeri 0,05'ten küçük olması lazım. Değilse eğer burada bazı soruları atmamız gerekiyor ya da güvenilirlik düşük olması gerekiyor. Bir problem var anlamı taşıyor. Burada 0,05'ten küçük olduğu için herhangi bir problem olmadığını görüyoruz ve şu şekilde ifade edebiliyoruz. Diğer ifadelerle yani bu 7 soruluk alt ölçek toplanabilir özelliktedir. Yani bir araya gelebilir. Bu 7 tane soruyu toplayıp yeni ortalamalarını alıp yeni bir isimle bir ölçek oluşturabiliriz anlamı taşıyor bu. Significant'ın 0,05'ten küçük olması. Büyük olsaydı bu 7 soruyu toplayıp bir ölçüm, yeni bir ölçüm çıkaramayız anlamı taşıyacaktı ve problemli soruyu ya da soruları atacaktık. Activity kısmı, burası da yine, buranın da significant kısmı 0,05'ten büyük. Bu da şu anlama geliyor. Evet, doğru, bu 7 ölçek toplanabilir bir özelliktedir. Fakat ölçümler arasında da farklılıklar vardır. Bu farklılıkların da neyden kaynaklandığını her bir soru için bakabiliriz. Ama bu farklılıklar çok önem arz etmiyor. Yani sizin toplam durumunuzu, güvenilirliğinizi bozan bir türde değil. Ama ölçeklerin her birinin, her bir ifadenin bir farklılık taşıdığını da söylemek gerekiyor. Onu anlamış oluyoruz buradan da. Son olarak bu en alttaki tabloda da şunu görüyoruz. Burada da soru ortalamalarının eşitliğini test eden bir Hotelin T kare testi sonucu var. Bu sonuca göre de bakın significant değeri 0,05'ten küçük olduğu için şu şekilde ifade ediyor biliyoruz. En az iki ortalama arasında farklılık vardır şeklinde bir yorum yapıyoruz. Yani bu farklılıkların hangi sorulardan kaynaklandığını da araştırmamız gerekiyor. Burada bir farklılık olduğunu sorular arasında söylemiştik. Burada da diyoruz ki en az iki soru arasında bir farklılık var. Ve bu farklılığın neyden kaynaklandığını bir kontrol etmek lazım. Eğer problemli bir soruysa bunun atılma durumunu değerlendirebiliriz bu kapsamda. Farklılığa neden olan soru ya da soruların diğer kriterlere de bakılarak ölçekten çıkarılıp çıkarılmayacağına da bu noktadan karar veriliyor. Eğer burası 0,05'ten küçükse demek ki bazı ölçümler, iki ya da daha fazla ölçek arasında bir problem var, bir uyumsuzluk var, farklılık var. Bunu detaylıca şu ölçek düzeylerinde bakmamız gerekiyor. Eğer bu farklılık çok fazla ise o zaman bu ölçeklerden bir ya da birkaçını çıkarmak gerekiyor ki güvenilirliği artsın diye. Ama bizim zaten mevcut ölçeğimizde %83,4 olduğu için oldukça güvenilir bir sonuç çıktı ve herhangi bir ölçeği çıkarmamız gerekmiyor. Ama burası her zaman böyle olmuyor. Bu tabloları yorumlamaya çalıştık ki bazı durumlarda bunların neyi ifade ettiğini ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini bir bütün olarak görmeye çalışalım. Yine bir örnek daha yapalım hemen. Analyze kısmına geldik. Bu sefer daha önceden dediğim gibi açımlayıcı faktör analiziyle ölçeklerin geçerliliği sağlanan sorular içinden yine burada soru 22 ve 23'ü bir faktöre yüklendiği gözlenmiş ve bu soruların güvenilir olup olmadığını test edelim. Yani iki tane ifadeyle de olabiliyor. Çok fazla ifadeyle olabildiği gibi iki taneyle de olabiliyor. Bunu görmüş olduk. Yine istatistik kısmında seçimler aynı şekilde duruyor. Continue dedik. OK dedik. Ve sonuca baktığımızda bakın %72,9 biraz daha düşük bir güvenilirlik düzeyi var. 585 tane katılımcı var, verimiz var. Burada
Yine benzer yorumlar yapıyoruz. Biz ikisinin de zaten birini çıkardığımızda güvenilirlik analizi yapamayız tek bir soruyla. Dolayısıyla burada ikisinin birini çıkardığımızda diğerinin etkisi ne kadar azalacak, artacak ya da birini çıkardığımızda güvenilirlik artar mı, düşer mi bunu göremiyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü güvenilirliğin yapısında ikiden fazla, en az iki ve üstü soru olması gerekiyor. Yine bakın significant değeri 0,05'ten küçük. Problem olmadığını görüyoruz. Diğer non-additivity kısmında büyük olduğunu görüyoruz. Benzer bir şekilde ifadeler arasında bir fark olduğunu söylüyoruz ama bu farklılık sizin bir ölçek oluşturmanıza engel değil. Bunu ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla biz böyle uyumsuz durumlar için bir örnek daha çözelim kısaca. Şöyle diyelim ki faktör analizi yapmamışız. Açımlayıcı faktör analizi yapmadan burada mevcut sorular içinde rastgele seçelim. Bakalım bu soruların etkisi nasıl oluyor ve bunları yorumlamaya çalışalım. Seçimler daha önceden olduğu için tekrar oraya bakmıyorum. Bakın herhangi bir 11 tane ifade attım. %76'lık bir güvenilirlik değeri var. Ve ben burada sadece şuna bakacağım. Bakın %25'ten düşük bir korelasyon varsa bunları atmam gerekebilir. Negatif korelasyon varsa bunları atmam gerekebilir. Bakın burada negatif var. %25'in altında var. Rastgele attım ya. Önce geçerliliğini yapmadığım için. Sadece size bunu göstermek için yapıyorum. Bakın burada mesela diyor ki 20. soruyu çıkarırsan sen diyor. Bakın 20. soruyu çıkarırsan diyor güvenilirliğin %78,3'e çıkar diyor. Şu anda oldukça düşük. Bak diyor bu soru sinyal veriyor. Bu soru tehlikeli diyor. Bu soruyu çıkarıp çıkarmam gerekiyor mu acaba? Ona bakalım. Yine bu 20. sorunun bakalım şuradaki korelasyon matrisinde de bakın çok fazla bir etkisi yok. %25'in altında. Hatta bazı sorularla çok düşük korelasyonu var. Dolayısıyla bu soru çıkarılabilir. Bu soruyu diğer testlerde de yani güvenilirlik yapabilmek için tabii verilerin normal dağılması da lazım. Diğer testlerde problem yaşamamışsa hemen bu soruyu bir çıkaralım. Bakalım çıkardığımızda sonuç değişecek mi? Şu an 76, %76 güvenilirlik değeri. Şunu çıkardığımda bakın direkt %78'e çıkmış oldu. Bir soru bazen bu %85'e bile çıkarabilecek kadar önemli düzeyde etki edebilecek bir soru olabiliyor. Örnek olsun diye. Şimdi 10 tane ölçeğimiz var ve bakın o soruyu attığımızda şimdi diyor ki sen bu soruları atarsan diyor çok fazla değişmez diyor. Çok fazla artık güvenilirliğin yükselmez. Hatta diyor bak bazı soruları atarsan %75'lere de düşebilir diyor. Mesela 18. soruyu. Bu şekilde yorumlayıp değerlendirip en ideal kararı veriyoruz. Güvenilirlikle ilgili aklıma gelenler bunlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.